Başkent platformu öncülüğünde 1200'e aşkın sivil toplum kuruluşunu temsilen, konfederasyon, federasyon, vakıf ve dernek başkanlarından oluşan Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu, Kurucular Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Ankara'da toplantı. Görüş ve düşüncelerin yer verildiği toplantıda üyeler görüş ve düşüncelerini belirttiler. Bu düşüncelerin ardından bir açıklama yapan Başkent Platform Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt yaptığı konuşmada özellikle bundan sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında düşüncelerin ortaya konmasını istedi. Dr. Mustafa Kurt şunları söyledi. Halk Meclisi olarak bizler yönetim kurulu ve danışma kurulu ilerleyen zaman içerisinde, saatler içerisinde önce başkan yardımcılıkları, birim başkanlıkları oluşacak. Bununla alakalı arkadaşlar kendi alt birimlerini oluşturacaklar. Biz de danışma kurulu olarak, danışma kurulunun birbirinden değerli üyeleri bir sonraki toplantıya hazırlık yapacağız. Biraz önce bahsettiğimiz ve bahsetmediğimiz sorunların tespitini beraberinde çözüm önerilerini ortaya koyacağız. Sadece yerel yönetimlerle alakalı değil. Yerel yönetimler tabii ki Mart ayında sonlanmış olacak. Peki bizim faaliyetlerimiz sonlanacak mı? Hayır. Neden? Çünkü sonunda biraz önce İsa Hocam çok güzel ifade etti. Yerel yönetimler halk meclisi platformu. Devamında halk meclisleri devam edecek. Ülke Medya Derneği Genel Başkanı ve Kanal 5 Ankara temsilcisi Aydın Tufan konuyla ilgili şunları söyledi. Gazetecileri bir araya getirmek çok zor. Ama siyasetçileri bir araya getirmek de daha zor. Mustafa Bey'i tebrik ediyorum. Yerel yönetimler önümüzdeki dönem seçim günlerimiz. Ben biraz erken başladım. Programa aday aday konu kalmaya başladım. Burayı duyurmazsak, burada yapılanları duyurmazsak bu işi başaramayız. İstiyorum ki siyasi partiler temsilcileri olsun. Zaten medyayı işin içine aldık, onlar gelecekler. Böyle bir güzide topluluğu kaçırmazlar. Yerel yönetimler etik kurulu biliyorsunuz diğer kurullarla oluştu. Burada etik kurulundan birinin de bizi dinlemesi lazım. Sizleri dinlemesi lazım. Yani sesimizin duyurulması, buradaki ortamın dışa yansıması medya gücüyle olur. Kardeş olarak, şahsım olarak bu işi üstleniyorum. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Daha sonra söz alan AK Parti Pursaklar Belediyesi Meclis Üyesi Hamdi Keskin şunları söyledi. Siyasal partiler şu anda yerel yönetimlerde görev alacak arkadaşlar araştırmaları yapmaktadır. Zamanımız çok daralıyor. Elbette ki seçimden sonra da bu yerel yönetimde halk birisi görevine devam edecek. Ama öncelikle ben tavsiye olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yerel yönetimlerde bizlerin temsilcisi olacak arkadaşlar için bir çalışma yapmamız lazım. Çok önemli. Yani şu an teşhisimiz bu. Darmanın. Neden? Yarın ilçelerde, belediyelerde, büyük şehirlerde bizlerin arasından bizleri temsil edecek arkadaşlarımız olmazsa kapı çalmakta zorlanıyoruz demiştik ama hakikaten onlara ulaşmak çok daha zorlaşır. Ama bizleri temsil edecek arkadaşımız, bir kardeşimiz, bir büyüğümüz olduğunda hem önerilerimizi hem de sıkıntıları çok daha çabuk ve ulaşılabilir anlamda çözüme kavuşması anlamında yol kaderimizi düşünüyorum. Yapılabilecek çalışmalar konusunda gazeteci yazar İdris Ortakaya şunları söyledi. Bakkalcılık ortadan kalktı. Ne oldu? Bakkalların tamamı oldu. Kapitalist sistemi AVM'lerdeki işçisi bile olamıyor. Onlara işçilik bile yapamıyor. Yani bu hale gidiyoruz. Bizi buraya götürüyorlar. Bunu görün artık. Ben onu örnek olarak veriyorum. Başka hangi odanız düzgün? Kurban olayım. Elinizden tutayım sizi. Şoförler Federasyonu, şoförler odaları bilmem ne. Bakınız, şoförler odasının eğitim tesisleri var. Hiç gittiniz mi? Bilmiyorum, ben gittim. O eğitim tesislerinde o kadar güzel lüks yapılmış ki ve şoförlerin dinlenme eğitim tesisleri hadi öyle geçiyor. Ya Allah razı olsun, bir tane şoför yok kardeşim. Kimin için yapılmış oralar? Oradaki bir takım adamlara peşkeş çekmek için, oradaki adamları ağırlamak için yapılmış yerler.